Ali Bey, sizlerin de işaret ettiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene gelin gönüller yapalım bu Ramazan ve her zaman temasıyla milletimizin huzuruna çıktı. Diyanet İşleri Başkanımızın, başkan yardımcılarımızın, kurum olarak bütün hocalarımızın yaptığı bütün programlarda, yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız bütün programlarda bu temayı işlemeye gayret ettik. Millet olarak buna ihtiyacımız olduğunu düşündük. Hatta küresel ölçekte gönül dilini geliştirmeye, sevgi dilini artırmaya, hoşgörüyü yaygınlaştırmaya, birbirimizi affetmeye, birbirimizi en azından fikirlerine, düşüncelerine katılmasak da anlamaya çalışmaya ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz Eyvallah. İçin. Ve hakikaten bu tema tuttu. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yaptığımız bütün programlarda çok güzel geri dönüşümler aldık. Hutbelerimizde, vaazlarımızda, yaptığımız programlarda, hatta Diyanet İşleri Başkanımızın bizzat ilgilendiği ve Türkiye çapında başkan yardımcılarımız başta olmak üzere bütün genel müdürlerimiz, bütün daire başkanlarımız, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan üyelerimiz, hocalarımız, efendim uzmanlarımız Türkiye satında Ramazan buluşmaları gerçekleştirdik. Bu Ramazan buluşmalarının çerçevesini muhterem başkanımız bizzat çizdi. Ve buralarda neler konuşacağımızı, hangi mesajları vermemiz gerektiğini, neden buna ihtiyacımız olduğunu hakikaten ifade etti. Dolayısıyla bu bir ay boyunca bizim sürekli işleyeceğimiz, sadece hutbelerimizle, vaazlarımıza değil, aynı zamanda yaptığımız yayınlarla da biz buna uymak mecburiyetindeydik, bunu hissettik. Dolayısıyla hem televizyon programlarımızda, iftar programımızda, sizlerin başarıyla yürüttüğü, teşekkür ediyoruz, şükran borçluyuz. Sahur programımızda olsun. Başkanlık olarak her yıl Ramazan ayında hazırladığımız ve milletimizin istifadesine sunduğumuz ana temamızla ilgili kitapçıkta olsun, dergi gündemlerimizde olsun, bu dili korumaya çalıştık. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi aslında nefret dili nefreti doğuruyor. Evet. Sevgi dili en azından herkes için olmasa da büyük bir oranla, büyük bir ihtimalle beraberinde sevgi dilini getiriyor. Çünkü nefretle, düşmanlıkla bir yere varamazsınız, bir sonuç alamazsınız. O aynı zamanda nefreti beraberinde getirecektir. Dolayısıyla her şeyden önce bizim bu sevgi dilini, gönül dilini geliştirmeye ihtiyacımız var. Anadolu'da, Anadolu'nun yetiştirdiği gönül insanlarına bakın. Bugün bizim yaptığımız bütün konuşmalarda, efendim yazılarımızda, hutbelerimizde, vaazlarımızda Yunus olmadığı zaman o sohbetin, o konuşmanın pek tadı olmaz. Mevlana Celaleddin Rumi olmadığında, Hacı Bektaş Veli olmadığında, efendim Alvarlı Efe Hazretleri olmadığında, günümüzün yetiştirdiği o gönül insanları olmadığında, onların sözleri olmadığında hakikaten yavan kalır. Bizim mevlitsiz neredeyse hiç programımız yoktur. Yani milletimiz çocuklarının doğumunda, efendim sünnetinde, düğününde, ölümünde, yani hayatının her aşamasında mevlit vardır. Eyvallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam vardır. O geleneği başlatan da, onu sürdüren de efendim bu gönül insanlarının hep katkısı vardır burada. Hocam.